İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün aslında geçen dersimizde User Interface ile ilgili konulara geleceğimi söylemiştim ama ondan önce henüz bir VFX işlemi yapmadık. Mesela o bize vurduğunda veya biz ona vurduğumuzda anlayamıyoruz artık. Bir takım particle efektleri kullanacağız. Onları yapmaya başlayalım. Window'da Open Marketplace dedim. Epic Games'in Starter uygulaması açıldı. Şurada Search Products kısmına Realistic Starter. Bu kadar yeterli geldi. Realistic Starter VFX Pack Volume 2. Onu seçerseniz ücretsiz. Ona öncelikle sizde free ve add to cart gibi bir şeyler gelir. Burada düğmeler. Ben bir önceki denememde onu eklediğim için ben de doğrudan doğruya add to project yazısı gözüküyor. Eğer projenizi kalabalıklaştırmak istemiyorsanız, yani bu paketin içerisinden sadece tek bir particles alacaksanız, o zaman direkt kendi projenize almayın. Biz şimdi Project Queen'de çalışıyoruz bu seride. Dersimiz bu. Tamamen boş bir proje de olabilir. Oraya alırsanız eğer öyle yapalım. Bir tane boş bir proje açalım. Bu böyle beklesin. Unreal'da yeni bir proje açalım. Games kısmına girdim. Blank C++'ı da seçmiyorum. Şuraya şey diyelim. VFX projesi diyelim. Project. Yine masa üstünde olsun. Bu aşağıda beklesin. Şu Content Drawer açalım. Duck dedikten sonra şöyle. Şuradan çünkü seçim yapacağız. Bu aşağıda dursun. Tekrar şeye geri döndüm. Kapayalım. Tekrar Add to Project diyorum. Bu sefer bu yeni açtığımız VFX projesini eklemesini istiyorum. Bunu kapatmıyorum. Birazdan bir paket daha indireceğiz. Hatta onu da şimdi yapalım. Bu indirdiğimiz Realistic Starter VFX şey içindi. Kılıç düşmana vurduğu zaman kan için, blood için kullanacağımız particle. Bir de kılıç hareket ederken bir peşinden iz bırakacak. Onun için de bir şeyimiz var. Burada çarpıya tıklayalım. Paragon Minions isimli. En başta bir M harfimiz var. Paragon Minions'ı da aynı yere alalım. Şu Add to Project gene VFX projeye ekledim. Bununla işim kalmadı. O öbür projeyi açalım. VFX projesini. Burada bizim öncelikle Realistic Starter'da Particles, Blood. Sadece şu lazım bize. Eğer buna sabit olana tıklar, Asset Actions'a girer, Migrate dersek, yalnız şeyi bir kapatmamız gerekecek esas projemizi. Migrate yaparken her zaman çalıştığımız projeyi kapatmamız gerekiyor. Visual Studio'nun açık olması da belki problem yaratabilir. Onu da kapatıyorum. Tekrar yapıyorum. Sabit ona tıklıyorum. Asset Actions, Migrate. Sadece şu Blood istiyorum. Particles'da Blood. Okey dedim. Klasör soruyor. Masa üstünde Project Queen'de Content'i seçiyorum ve klasörü seçiyorum. Bu birincisiydi. İkincisi de Paragon Minions'ta, Characters'te, Buff'ta, Buff Black'te. Buff Black'i seçeyim. Şuraya Trail yazalım. İsmini hatırlamıyorum çünkü tam. Buff Black'te bu karakter. FX'e girecektim pardon. FX'te Trail yazalım. Aradığımız bu. Sabit ona tıklıyorum. Asset Actions. Migrate. Yine sadece bize şu lazım. Ben onu seçince o üst kısımda hangileri de dahil olması gerekiyorsa otomatik seçti. Onu da masa üstünde Project Queen'de Content'e ekledim. Böylelikle onunla işim bitti. Kapatıyorum. Şimdi artık kendi projemizi açabilirim. Böyle yapmış olmakla gereksiz şeyleri buraya almamış oldum. Paragon Minions'ta sadece bakın şey var. Sadece şu dosya var. Biraz fazla iç içe girdi ama şu dosya var. Şeyde de Realistic Starter'da da sadece şu dosya var. Şimdi bizim karakterimiz için önce daha doğrusu enemy için yapalım. Ama hem bizim karakterimizi hem enemy'yi aynı base karakterden türettiğimiz için ikisi için de geçerli olacak. Base karakter header dosyasını açıyorum. Burada bir property tanımlayacağım. Şuraya girelim. Bir particle sistem ekleyeceğiz. U property edit anywhere diyoruz. Kategori gene combat olsun. U particle system hit particles diyelim. Bunun atamasını yapacağız birazdan. Bir de fonksiyona ihtiyacımız var. Yine Protected'ın içerisinde yazalım. Void spawn bu biraz önceki particle'ı spawn etmek için spawn hit particles
Konst nerede spawn edilecekse onun yerini söylüyoruz. Impact Point. Bunu şeyin içinde kullanacağız. En yukarıya gidelim. Şu get hit implementation'da spawn hit particles diyeceğiz. Ve buradaki şeyi söyleyeceğiz. Impact Point'i. Böylelikle tam kılıcın vurduğu yerde o particle oluşacak. Particles. Tabii ki onun bir grid definition dedikten sonra içeriğini yazmamız gerekiyor. Öncelikle hit particles var mı yok mu onun bir ne olur ne olmaz kontrolünü yapalım. Bir de get word kullanılacak. O muhakkak var ama gene de denetlemekte bir zarar yok. You game play statics diyoruz. Spawn. Yalnız bu gameplay statics kullanabilmemiz için en yukarıda include kismette gameplay statics'i dahil etmemiz gerekiyor. Ancak o şekilde kullanabiliriz. Ray bir daha yazalım. Şu P'yi genelde hep büyük yazıyorum. O yüzden kırmızı alt çizgi devam etti. Spawn diyoruz. Emitter at location. Aşağıdan devam edelim. Get world işte burada kullanıyorduk. Virgül. Noktalı virgül değil. Virgül olacak. Particle sistemin adı hit particles ve impact point. Sadece bu üç bilgi yeterli gelecek. Şunu noktalı virgülle kapattık mı? Evet, bu kadar. Particle sistemle ilgili biraz düzeltmeler yapacağım. Ctrl-Shift-S ile kaydettim her şeyi. Şimdi o particle sistemi ekrana getirelim. Burada hepsi için beraber yapabiliyor muyduk bilmiyorum. Yapamıyoruz galiba. Şu velocity konuları seçip velocity'yi açtım. Distribution onu değiştirmiyorum. Şu 100'den 500'e değil de 40'tan 50'ye olsun. Velocity.com 40'tan 50'ye 40'tan 50'ye. Burada şey gelmemiş bizim biraz önceki şey sırasında, migration sırasında materyali almamışım. O yüzden şurada tam göremiyoruz. Bunu kaydedip kapatalım ve tekrar onu bir daha açalım. VFX projeyi açıyorum. Şurada blood seçiliyken şuydu. Sağ butona tıklayıp Asset Actions'tan Migrate komutunu vermiştik. Ben şey yapmıştım. Şuradan kaldırıp sadece blood'ı seçmiştim. Halbuki şu tekstürler ve materyaller de lazım. O zaten bana gerekli olanları getirmişti burada. O yüzden tekrar aynı işlemi bir daha yapıyorum. Project Queen'de content'i seçtim. Daha önceden yaptığım için bazı dosyaları üzerine yazayım diye sordu. Diğeri de bu şurada yok olmuş gibi gözüküyor. Başka bir şeyi seçer, tekrar blood'ı seçerseniz bu gene gelir. O bir hata. Ama biz işimizi gördük. Şurada FX'te, Particles'ta, Buff'ın içinde, Buff Black'te, FX'in içinde olması lazım. Şu Buff Black Spawn şu olması lazım. Abilities'de neler varmış? Ha şu pardon. Buff Black Melee Trail bu olacaktı. Asset Actions, Migrate. Bunların hepsini bırakıyorum. Masa üstümde Project Queen'de Content'i seçiyorum. Evet şimdi eksik olan kısımları tamamlamış oldum. Yeniden Project Queen'i açabilirim ve o preview ekranında demin göremediğimiz kısmı şimdi görebileceğiz. Bunu yeniden çift tıkladım. Önce şeyi yapıyoruz. O kapalı dursun. Blood'ı yapıyoruz. Şunu. Bakın artık kırmızı gözüküyor. Eğer şu Required seçerseniz demin şu materyal ve onun tekstürü yoktu. Onu buraya getirmiş olduk. Şu Color Over Life'daki Color'ı seçersek şu biraz koyu yapılmış. Kırmızı da seçebilirsiniz isterseniz şuradan. Ben kırmızının tonunu açıyorum sizin daha iyi görmeniz için. Bakın koyu kırmızı. Gerçek aslında böyle olması lazım. Ama ben sırf iyi gözüksün diye yaptığımız işlem onu böyle değiştiriyorum. Color over life. Şöyle kırmızı seçelim. Tamam. Evet şey yapıyorduk. Velocity konuları yapıyorduk. Distribution şunu 40'tan 50'ye yapacağız. Çünkü bu hazır gelende bir yerden sıçrayıp ileri doğru gidiyor. Bizim kılıç vurduğunda tam vurduğu yerde bir şey istiyoruz. O yüzden fazla şey olmasın. İleriye gitmesin. Tek tek bu velocity konları düşürüyorum. Bir tane de şurada var. Onu da çok düşürürsem aşağıya böyle büyük bir parça şeklinde düşüyor. Öyle olmasın. 40'a 400 olsun gene o. Şöyle. Bunu kullanacağız.
Burada başka bir şey yok. Şimdi şeyi seçelim. Öncelikle Blueprints'lerden Enemy'yi seçelim. Enemy'yi seçtiğiniz zaman şuraya Combat yazarsanız o bizim şeye gelir buraya. Biraz aşağıda. Yalnız şey yaparsam gelir. Önce derleme yaparsam gelir. Çünkü onunla ilgili U-Property 50 değişkeni derledik. Evet, şuraya geldi Hit Particles. Çalışmayacak bir particle'ı seçtim. Siz fark etmişsinizdir. Blood seçecektik. Kılıcınkini seçtim. BP enemy'de de aynı şey. Bunu birazdan yapacağız. Buff, Black, Melee, Trail. Kılıcın peşi sıra bırakacağı iz olacaktı. Blood seçilecekti. File, Save All. Şimdi çalışacak. Evet. O bize vurduğunda tam vurduğu yerde veya biz ona vurduğumuzda biz de ona vuralım. Tekrar play düğmesine tıklayalım. Evet, bu blood kısmıydı. Bir de şey yapalım. Silahın peşi sıra çıkacak olan efekti yapalım. Onu şöyle yapacağız. C++'da bir işimiz olmayacak. Animation montaj açalım. Önce bizimkini yapalım. Animation montaj Queen Attack. Burada yeni bir şey ekliyoruz. Track ekliyoruz. Bu track'te, 3 numaralı track'te şurada bir yerde sağ butona tıklar. Add Notify State kısmından Rail isterseniz onu genişletelim. Nereden itibaren olmasını istiyorsanız hızlı hareket ettiği yerin başlangıcı şurası. Hızlı hareketin bittiği yer şurası olsun. Şöyle. Bunu seçtikten sonra bize iki tane soket lazım. Soketten kastı şu. Eğer Control Rig'de, karakterde, manekuinde, meshiste, SK manekuin açarsanız sağ eli için şöyle Hand Right'ı bulalım. Hand Right'ı bulduktan sonra şurada Add Socket diyoruz. Bu ona bir isim verelim. Trail, alt çizgi Queen, alt çizgi B olsun. Bu B noktası. Hand Right'ı tekrar seçiyorum. Bir daha Add Socket diyorum. Buna da Trail, alt çizgi Queen, alt çizgi A noktası diyelim. Şimdi B noktasını şuradan Translate'e geçip şöyle uç kısmını alalım. Değişik açılardan bakarsanız iyi olur. Yani birkaç açıdan bakmanız yeterli gelir. Öbürü de A noktası da burada bir yerde olsun. Evet, bu iki noktayı kullanacağız. Tekrar nereye dönüyoruz? Animation montaja. Trail seçili. Şuraya Trail diyoruz. Alt çizgi Queen, alt çizgi A. Diğerine Trail, alt çizgi Queen, alt çizgi B kendi geldi. Bu ayarlarda başka bir şey yok. Şeyde, template'de, particle system template'de işte demin ya o yanlış seçtim. Burada doğru seçiyorum artık. Black yazarsak gelmesi lazım. Şu. Off Black, Melee, Trail. Onu da biraz değiştireceğim. Burada denetleyebiliyorsunuz. Play düğmesine tıklarsanız veya Space'e basarsanız şu gördüğünüz kırmızı renkli trail. Bunu kullanıyoruz. Bu trail'dan başka yerlerde de var. Şurada başlayacak. Önce bir kopyalayalım. Şunu seçiyorsunuz. Ctrl C. Şuraya tıklayın. Ctrl V. Biraz genişletin ve şuraya alın. Sonra şuraya kadar da evet zaten tesadüfen oraya kadar gelmiş. Tekrar seçin. Ctrl C tıklayın. Ctrl V genişletin. Şuraya koyun. Orada da şuradan başlasın. Ve şurada bitsin. Biraz kısa mı olsun. Bu şeyinki bizim karakterimizinki. Artık karakterimizin kılıcında bir efekt yapmış olduk. Bunun aynısını eğer şey için de yapacaksak. Ama önce bir şeyi biraz değiştirelim. Bakalım. Paragon Minions'ta, FX'te, Particles'ta, Buff'ta, Buff Black'te, Abilities'de, Melee Attack'te, FX'te. Şunu eğer açacak olursak. Burada zor göreceğiz. Ama eğer ayar değiştirmek isterseniz Spawn'a bakalım. Burst Scale var. Distribution. Şu Constant'ı 10 yapalım. Kaydedelim. Böyle bakalım. Çok değişmedi ama ayarlarını oradan değiştirebiliyoruz. Şey için de yapalım. Yani düşman için de. Düşman için de animation montaj. Pardon. RM diyoruz. Çünkü sonradan root hareketi olan
atak kullanmıştık. Alt çizgi paladin miydi? Evet. Şu. Bunu açacak olursak durduralım. Bir tane şey seçelim. Ekleyelim önce. Track. 7 numaralı track'te şuraları daraltalım. Şöyle. Şimdi önce ilk seferde birkaç tane hareket var. Şurada başlayacak. 7 numara. Şuraya add notify state trail diyoruz. Şöyle geldi. Şurada bitti. Bu birincisi. Bunun şeyini ayarlayalım. Soketlerine. Bizim Control Rig'de karakterde Paladin, SK Paladin kılıç sağ elinde, Right Hand bulalım. Right Hand şurada. Sağ butona tıkladım. Add Socket. İsmini Trail alt çizgi Paladin B noktası. Bir daha şey yapıyoruz. Seçiyoruz. Right Hand'i. Add Socket. Bunu da Trail alt çizgi Paladin A noktası diyoruz. Sonra A noktası önce B'yi Translation'a geçip şuraya koyalım. A noktasını da buraya bir yere koyalım. Böyle değişik açılardan bakarken B'yi de şöyle uç kısma getirdik. Tekrar RM'ye dönelim ve şuraya Trail alt çizgi Paladin alt çizgi A. Ötekine de trail dedikten sonra o kendi geldi. Şunu seçtik. Şimdi bu tamam. Diğerleri şurada başlayacak. Şimdi RM'yi seçiyoruz. Şunu seçtik. Kopyaladık. Dışarıya tıkladık. Ctrl V'ye bastık. Şuraya getirdik ve daralttık. Bakıyoruz. Şöyle orada bitecek. Üçüncüsü de şurada başlasın. Alıyoruz. Neresiydi? Şurada başlasın ve şurada bitsin. Şimdi bundan diğer kısımlara alalım. Şurada başlayacak ve şurada bitecek. Üçüncü de şurada başlayacak, şurada bitecek. Kaydettik. Şuraları düzeltelim. Unuttuğumuz evet şey var. Şuradan şeyi seçecektik. Rail diyeceğiz. Off Black, Melee hepsini yapıyorum. Evet, hepsini tek tek seçtim. Unutmuşum demin. Play düğmesine tıkladık. Silahımızı aldık. Evet. O da artık kılıcını sallarken bir görelim. Efekti onun da var. Böylelikle bu dersimizde birkaç tane FX ve FX Particles eklemiş olduk. Bir sonraki derste User Interface'ten devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.